Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Güne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik bakanlık olarak her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirterek, toplumumuzun her ferdinin çocukların geleceği için aşı olmalıyız dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin programı kapsamında Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve okul idarecileriyle bir araya geldi. Vali Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da eşlik ettiği ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bayram sonrası telafide ben de varım etkinliklerinin son hızla devam ettiğini söyledi. Bayram sonrası telafide ben de varım etkinliklerimize son hızla devam ediyoruz. İnşallah Ağustos ayında da bu şekilde devam edecek. Ve Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili Türk Standartlar Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor. Ve bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının okulun temiz belgesi aldığını paylaşmıştık ve şimdi yeniden bu temiz belgesi gündeme geliyor, okulun temiz belgesi ve bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Bakan Selçuk, son dönemdeki vaka artışlarının okulların açılış tarihini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi. Bizim şu andaki bakış açımız tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de, her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda acaba vesaire bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz ve sadece odak noktamız okulların açılması. Emir'in bugün doğum günüymüş. Emir'e bir hediye ayarladık. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar serinlemek için su kanalları ve barajları tercih ediyor. Şanlıurfa'da yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu alanlarda son bir haftada 7 kişi boğularak hayatını kaybetti. Bizler de Kanal Urfa olarak vatandaşa mikrofon uzattık. Şanlıurfa'da boğulma vakalarının önüne nasıl geçileceğini sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Şanlıurfa'da havaların 50 dereceyi bulmasıyla beraber vatandaşlar bunaltıcı havada serinlemek için kanal ve barajları tercih ederek serinlemeye çalışıyor. Bu nedenle son bir hafta içinde Şanlıurfa'da 7 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kanal ve barajlara giren vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşayarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Son zamanlarda havaların ısınmasıyla beraber kanal ve baraja giren vatandaşların bir kısmı boğularak can veriyor. Bunaltıcı havalarda serinlemek için baraj ve kanalları tercih eden gençler maalesef boğularak hayatını kaybediyor. Biz de Kanal Urfa olarak vatandaşa mikrofon uzattık. Bu hususta ne yapmalı ve nelere dikkat edilmelidir sorusunu sorduk. İşte aldığımız yanıtlar. Abi öncelikle zaten oraya girmeleri pek iyi bir şey değil. Millet zaten o akıntılı sular daima tehlikelidir. Bunun için devletimiz bir buna karşılığında güzel havuzlar yapabilir belediye için. Ücretsiz millet bazıları var mesela fakir onlar giremiyor. Ekonomi de kötü bu şeyde. Havalar da sıcak olunca otomatikman hepsi bu akıntılı sulara giriyor. Tabii bunun için öyle ücretsiz havuzlar yaparsa millete daha iyi olur. Devletimizin öncelikle yapay göller yapması gerekiyor. Ondan sonra havuz olması lazım. Özellikle Urfa'da kesinlikle havuz şart. Yani plaj olması lazım. Havuz olması gerekiyor. Ya bunlar olsa daha iyi olur. Ya Urfa çok sıcak. Millet ne yapsın? Sıcaktan bunalıp gidiyorlar. Hani baraja işte, göle ne yapsınlar? Sıcaktan mecbur gidiyorlar işte. Onlar da gençler, cahiller. Tatile gitmeye imkanımız olmadığı için mecbur buralara, Bozova'ya, oraya, buraya. Aynen, evet, değil mi? Evet, sıcak.
Ondan sonra işte plaj yapılsın. Yapılsa güzel bir yer böyle yapılsa en azından hiç kimse boğulmaz, boğulmalar olmaz. Hava da sıcak, aynen. Yani plaj yapılmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Neyimiz eksik? Her yerde var. Ama burada doğru düzgün ne bir havuz var, ne hiçbir şey yok ki. Evet, aynen. Sıcaktan millet ne yapsın? Denize, baraja, göle. Orada yapacak bir şey yok yani. Boğulmalar da çok oluyor, aynen. Havanın sıcaklığının getirdiği sorunlar insanların baraja girmesi. İnsanların baraja girip de çoğu gençlerimizin hayatını kaybetmesi çok yükseldi. Ki ben de çok biliyorum, benim akrabalarımdan da çok vefat eden oldu. Ki bunu önlemek için yapılacak birçok şey var, birçok önlem var. Bunlardan bir tanesi Urfa'ya deniz getirilmesi ve birçok havuz şeylerinin arttırılması, sayılarının arttırılması. Ama şimdi baktığımızda, Urfa'ya baktığımızda herhangi bir şekilde hiçbir şey yapılmıyor. Sadece yollar yapılır, yok üst geçit yapılır, yok parklara kamera taktırılır. O yüzden pek bir şey beklemiyoruz yani biz de. Bu kadar boğulma meydana gelirken buna rağmen sıcaktan bunalanlar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen baraj gölünde seriniyor. Tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Şanlıurfa'da son günlerde yaşanan boğulma vakalarına rağmen sıcaktan bunalanlar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen baraj gölünde serinledi. Suya girmeyelim. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Şanlıurfa'da son bir haftada 7 kişi girdikleri sulama kanallarıyla Atatürk Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti. Gel yanımıza gel. Kentte sıcak hava vatandaşları bunaltınca yeşil alanlarla baraj gölü serinleme merkezleri oldu. Bozova ilçesinde bulunan Çatak sosyal tesislerinde yetkililerin uyarılarına ve boğulma vakalarına rağmen aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi uyarılara aldırış etmeden Atatürk Barajı'nda serinledi. Tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Bazı vatandaşlarsa ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlarsa bu alanın çevre düzenlemesinin yapılıp halk plajına çevrilmesini talep etti. Şanlıurfa Valiliği tarafından Sur Çarşısı'nda açılan COVID-19 aşı uygulama merkeziyle vatandaşlar aşılarını oluyor. Şanlıurfa Valiliği tarafından Surut Çarşısı'nda açılan COVID-19 aşı uygulama merkeziyle vatandaşlar aşılarını oldu. Şanlıurfa Valiliği aşılama oranının düşük olduğu Surut'ta COVID-19 aşı uygulama merkezi standı açtı. Çarşı merkezinde açılan standa özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Aşı olan vatandaşlar herkesi aşı olmaya davet etti. İkinci doz aşımı hayırlısıyla oldu şu anda. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Belgemizden Şanlıurfa Belediyesi'nde son sıralardayız. COVID-19 aşı olması için herkesi davet ediyoruz. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada aşılama oranının en düşük olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da aşı çalışmalarının devam edeceği bildirildi. Kaç aşı yaptınız? Yaklaşık 200 tane aşı yaptık. Sabah saat 9'dan itibaren buradayız. Bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Tunus Devlet Başkanı Kais Saied'in ülkenin başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin yetkilerini dondurmasının ardından halk kutlamalar için sokaklara döküldü. Tunus Meclis Başkanı ise Gannouchi bunu anayasaya karşı darbe olarak nitelendirdi. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied dün gece Tunus resmi televizyonunda yaptığı bir açıklamada Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. وهناك عمليات حرق ونهب وهناك من يستعد الآن
Kartaca kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ülkedeki askeri liderler ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan Sait, ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalar yaşanırken iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus'taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemlerin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus'a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz dedi. لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي. El-Meşişi'nin başkanlık ettiği hükümetin görevden alınması ve meclisin yetkilerinin dondurulmasının ardından halk kutlama için sokaklara döküldü. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden, ekonomik ve sosyal durumu kötüleşen ülkenin farklı bölgelerinde yüzlerce kişi sokaklarda kutlama yaptı. Ülkede salgın nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanması ve toplanmaları yasak olmasına rağmen halk meydanlarda toplandı. Tunus bayrağı sallayan göstericiler havai fişek attı ve ülkenin milli marşını okudu. Değerli izleyenler, Taksim Talimhanede bir restorana gelen yabancı uyruklu iki şahıs iddiaya göre yan masada oturan üç kadına laf attı. Restoran çalışanlarının gitmeleri yönündeki uyarılarına küfürle karşılık veren şahıslar saldırgan tavırlar gösterince kavga çıktı. Taksim Talimhanede bir restorana gelen yabancı uyruklu iki şahıs iddiaya göre yan masada oturan üç kadına laf attı. Restoran çalışanlarının gitmeleri yönündeki uyarılarına küfürle karşılık veren şahıslar saldırgan tavırlar gösterince kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o meydan kavgası kameralara yansıdı. Olay saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yabancı uyruklu iki şahıs bir restorana gelerek sipariş verdi. Şahıslar o esnada yan masada oturan üç kadına iddiaya göre laf attı. Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları şahısları uyardı. Ancak şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları kalkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine şahıslar "ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız?" diyerek çalışanları tehdit etti. Taşkınlık yapmaya devam etmeleri üzerine çalışanlar şahısları masadan kaldırarak göndermek istedi. O esnada şahıslar işletme sahibine İngilizce ağır küfür edince ortalık bir anda karıştı. Şahısların yumrukla saldırması üzerine restoran çalışanları da aynı şekilde karşılık verdi. Dakikalarca süren meydan kavgasında tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuşurken düşen şahıslardan birisi ise yerde tekmelendi. Vatandaşların araya girmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken yaşananlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıkladı. Arkadaş, yardımı kesiyorsun, gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun, gitmiyorlar. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıkladı. Su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili basın açıklaması yaptı. Daha önce yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımları kesen ve iş yeri açma ruhsatı vermeyen Özcan, Ağustos ayında yapılacak belediye meclis toplantısında yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını gündeme getireceğini söyledi. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var arkadaşlar. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız.
Açıklamalarından sonra kendisine tepkilerin geleceğini ancak umrunda olmadığını belirten Özcan, bütün yabancı uyruklu vatandaşlara bu zammı yapacağız. Zaten bunların %99'u da bunlar dedi. Hazır Esat da istiyor işte, gönderin diyor benim vatandaşlarım diyor. Gönderelim gitsin. Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız arkadaşlar. Zaten bunların %99'u da dediğiniz kesimden oluşuyor. Gitsinler dava açsınlar. Halil Belediyesi tarafından başlatılan yaz spor okulları kapsamında çocuklar yüzme öğreniyor. Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan yaz spor okulları kapsamında çocuklar yüzme öğreniyor. Haliliye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursları başladı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliya İzzet Begoviç Spor Kompleksinde yürütülen yüzme kursları profesyonel hocalar eşliğinde gerçekleştiriliyor. Aralıklarına göre seanslar halinde kız ve erkek çocukları için ayrı ayrı günlerde yürütülen kurslarda çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor. Suda panik yapmalarını önlemek için de gerekli eğitimler verilen çocuklar yüzme eğitimi nedeniyle Haliliye Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Çampol'a da teşekkür ettiler. Seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobile yoldan geçen diğer araç sürücüleri müdahale etti. Sürücüler şişelerle su dökerek yangını büyümeden söndürdü. Seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobile yoldan geçen diğer araç sürücüleri müdahale etti. Sürücüler şişelerle su dökerek yangını büyümeden söndürdü. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Suriç ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından sesler çıkarak egzozundan dumanlar yükseldi. Aracı yol kenarına park eden sürücü kontağı kapatarak yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi. Çevredekiler dumanların yükseldiğini görünce motora şişelerle su dökerek yanmasını engellemeye çalıştı. Müdahale sonucu yanması engellenen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Karaköprü Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açma çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yaptığı yazılı açıklamada ilçemizin birçok mahallesinde ekiplerimiz uygun olan tüm bölgelerde çalışmalarını yürütüyor. Yol medeniyettir anlayışıyla ilk günden beri bir seferberlik içerisindeyiz. Çünkü Karaköprümüz her gün büyümeye devam ediyor. Biz de bu büyümeye ayak uydurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçemiz için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Öte yandan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi. Şanlıurfa'nın Suriç ilçesinde iki duvar arasına sıkışan 6 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şanlıurfa'nın Suriç ilçesinde iki duvar arasında sıkışan 6 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Suriç ilçesine bağlı Örkütlü mahallesinde meydana geldi. Çağlar Sokak'ta 6 yavru köpeğin 2 ev duvarı arasında sıkıştığını gören İlyas Uçar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Durum üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.
itfaiye erlerinin duvarı kırarak kurtardığı 6 yavru köpek Uçar'a teslim edildi. Uçar köpeklerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Bursa'da maket pasta yapan bir dükkanın önünde 2 yıldır sıcağa, soğuğa ve yağmura dayanan 10 katlı pasta hırsızlara dayanamadı. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa'da maket pasta yapan bir dükkanın önünde 2 yıldır sıcağa, soğuğa ve yağmura dayanan 10 katlı pasta hırsızlara dayanamadı. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay gece saat 03.30 sıralarında Osman Gazi'nin Millet Bahçesi'nde bulunan bir dükkanda gerçekleşti. Yaklaşık 2 yıldır dükkanın önünde duran 10 katlı düğüm pastası yağmur, sıcak ve soğuğa dayansa da iki hırsıza dayanmadı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesti. Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar 10 katlı pastayı alıp küçük bir otomobilin tavanına yükledi. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu. Sabah işe gelen mekan sahipleri ilk başta durumu fark edemese de durum dükkana müşteri gelince ortaya çıktı. İş yeri sahibi müşterilerine pastanın dayanıklılığından bahsetmek isterken dışarıdaki pastayı göstermek istedi. Bu sırada pastayı yerinde göremeyen iş yeri sahibi ve müşteriler şaşkınlığa uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi pastanın gece otomobille gelen iki kişi tarafından araca yüklenerek çalındığını fark etti. Daha önce böyle bir hırsızlıkla karşılaşmadığını belirten dükkan sahibi Ertekin Er şöyle konuştu. Maket pasta üretimi yapıyoruz. Hediyelik eşya aksesuar üretiyoruz. Müşterimize ürün tanıtmak için kapının önünde duran ürünü göstermeye çıktık. Baktık ürün yerinde yok. Sonra kamera kayıtlarını inceledik. Trajikomik bir olay. Arkadaşlar 2 metre yüksekliğinde pastayı araca yüklemişler götürüyor. Neden çaldıklarıyla ilgili çok bir fikrimiz yok. Evet. Yani peki ne? Açık değeri şu an 1500 TL civarında. Ürünleri biz burada kendimiz üretiyoruz. Şanlıurfa Spor'da tamamlanan altyapı seçmelerinin ardından isimler belirlendi. Gençler ve aileleri tek tek aranarak bilgilendirildi. Şanlıurfa Spor'da tamamlanan altyapı seçmelerinin ardından isimler belirlendi. Gençler ve aileleri tek tek aranarak bilgilendirildi. Şanlıurfa Spor'da 2002-2009 doğumlu farklı yaş gruplarındaki gençlere yönelik altyapı seçmeleri düzenlendi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen altyapı seçmelerine gençler olduğu kadar aileler de yoğun ilgi gösterdi. Hava sıcaklıkları esas alınarak akşam saatlerinde yapılan seçmelerde gençler Şanlıurfa Spor altyapısında yer alabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Teknik heyetin direktifi doğrultusunda isimleri belirlenen gençlere başarılar dileyen Şanlıurfa Spor Altyapı'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Adnan Yükselir, geçen ay yaptığımız seçmelerde özellikle katılım sağlayan ailelerimize ve gençlerimize teşekkür ederiz dedi. Geçen ay yaptığımız seçmelerde özellikle katılım sağlayan gençlerimize ve ailelerine buradan teşekkür ediyorum. Hocalarımız nezaretinde seçilen gençlerimiz belirlenmiştir. Aileleriyle bu konu paylaşılmıştır. Biz de kendi sayfamızda Şanlıurfa Spor sayfasında paylaşarak önümüzdeki günlerde en kısa zamanda bu gençlerimizi testlerimize toplayıp bunlara biz start vereceğiz. Burada seçilen arkadaşlarımıza bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum. Gel. Kanal Urfa Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.